Türkiye'nin bir, hani demin de sözünü ettiğimiz bir miktar bir elitist tarihi var. Bunun bir şeyi olarak, filizi olarak Türkiye'de sol, sosyalizm yani ortaya çıktı. Ortaya çıktıktan sonra benim anladığım solun oradan geliyor, buradan geliyor olabilir. Türkiye'nin koşulları böyle, ancak oradan gelebilirdi. Ama o geldiği yerle ilişiğini kesmesi gerekirdi. Yani bir insan aynı zamanda hem komünist hem Atatürkçü olamaz. Yani böyle bir şey mümkün değil. Karar ver. Yani ikisi de meşru. Yani hangisini olmak istiyorsun? Bunu sol bir kere yapmadı. Yani o elitist çizgiden kendini ayırmadı. Elit olmadı tabii. Yani çünkü elitist çizginin asıl sahipleri, vay sen nasıl solcu olursun, sosyalist olursun diye onları dövdüler. Ama kendi zihninde, kendi dünya görüşü içinde elit olmaktan vazgeçmedi. Çünkü işte diyalektiği öğrenmişti. Ne altyapıdır, ne üst yapıdır falan bunları öğrenmişti. Yani yine elitti ve o aynı elit tavrıyla yakasından yakalayıp, bak kardeşim ben sana şimdi işin doğrusunu anlatacağım. Altyapı vardır, üst yapı vardır bilmem ne diye, yani metaforik olarak söylüyorum bunu. O şeyi dediğim dedik ve ben şeyim, memleketin efendisiyim tavrından vazgeçmedi sol. Yahut da tam teslim oldu ve bunları aynı zamanda yaptı zaten. Yani salı günü birini, çarşamba günü birini yapmadı. Aynı gün onu da yaptı, bunu da yaptı. Aynı zamanda işte bilmem... El ele tutuşarak kampusta gezmeyin dedi. İşte bacılar şeyini de çıkardı falan filan. Ama yani bir bakıyorsun çok fazla şey, Alaturka bir sol bazı davranışları. Bir bakıyorsun tamamen alafranga. Yani alafranga derken dışarıdan işte bir tercüme kitap diyorum ben ona. Ya işte niye 1 Nisan, şey 1 Mayıs olduğunu... Bu kadar adam öldü. Üç dünya teorisi bilmem. Allah Allah. Yani şimdi bunlar lan olmaz. Yani halkın dili falan dediğimiz şey ve tevazu bir de. Her şeyin doğrusunu ben biliyorum ve öğreteceğim. Ben senin öğretmenim diye. Kimse öğretmenden öyle bayılmaz yani şey. Arada bir resmi günlerde öğretmenim benim, canım benim falan diye bağırır ama yani. O ilişki biçimi, hele artık ilkokulda değilsek, şey değil, toplumun kaldıracağı bir şey değil. Yani sosyalistler olarak bizim bence epey bir günahımız var. Sosyalist olmak dışında iyi bir karar vermiştik ama gerisini, yani ta 60'lardan başlayarak bu işlerin yeni başladığı demeyeyim ama çünkü vardı daha önce de TKP falan ama şey oldu yani kitleselleşme imkanlarına kavuştuğu bir şeydir 60 anayasası sonrası dönem. Yani o dönemde sol geldi, Türkiye'nin ambalaj ve montaj burjuvazisiyle şey yapan, vaziyeti idare eden tam feodal ve tam bağımlı bir sömürge olduğunu söyledi. İşte Koçlar bilmem neler, fabrikalar kurulurken birkaç yıl sonra otomobil imalatı başlayacak. Tamam yani o şöyledir, böyledir falan ama yani komprador lafı. Yani komprador işte sandalına binip kürek çektirecek adamın da olmadığı için kendi işte gavurun gemisine gidip ben geldim size komisyonculuk. Yani bundan kıyaslanır. Yani böyle bir toplum manzarası çizip toprak reformu diye biz giderdik gençliğimizde işte İznik'te, Bursa'da. Adamlar ne toprak reformu yani. ama bir feodal diye anlatmışlar. Yani bütün bunları aşmak lazım ve mesela bu konuştuğumuz AKP hikayesinde de solun tavrı bence gayet yanlış. Yani bir solcularımızı şey yapmayacağız. Anladığım, bildiğim kadarıyla yani imkanlarımız da el vermiyor. Zaten öyle olmaz. Mesela Yeni Zelanda'dan solcu ithal etmemiz mümkün değil. Yani
buradaki toplum, kimse, Ahmet Ağa, Hüseyin Efendi, bunları ikna edeceğiz ki sosyalizm iyi bir şeydir.